Hoş geldiniz. Şubat ayının son haftaya bakış programında efendim. Yavaş yavaş havalar güzelleşiyor, havalar ısınıyor. Bizim de biraz enerjimiz yükseliyor bu noktada. Hasan Saydam ve ben Zarik Gökoğlu. Bir saat boyunca hem geçen haftaya gideceğiz hem geçmişe gideceğiz. Nasılsınız Hasan abi? Efendim çok teşekkür ediyorum. Tabii bu arada Türkiye Jockey Kulübü televizyonu stüdyolarından hepinize selamlar, sevgiler sayın izleyiciler. Evet, iyi ki at yarışı heyecanı devam ediyor. İyi ki at yarışları var ve iyi ki sizler varsınız. Biz de dersimizi çalışıp sizin karşınıza çıkma fırsatı buluyoruz. Bu hafta da çok güzel yarışlar izledik. Yavaş yavaş da tempo artıyor. Havalarda daha çimler, çim koşulları başlamadı. Ama bak kaç yerde birden yarış yapılıyor. Aklıma eskisi geliyor da böyle haftada 4 gün yarış vardı. 2 Adana, 2 İzmir, çarşamba, cumartesi Adana bu zamanlarda. Evet. Perşembe, pazar, İzmir, o bile ne güzel diyorduk, şükrediyorduk. Şimdi haftanın 7 günü ikişerden 14 yarış var. Bir de yurt dışı yarışları var. Vallahi inan ben bile o kadar için içindeyim. Takip etmekte zorlanıyorum. Güzel bir koşuyla, Türk atçılığının çok önemli isimlerinden birinin adına yapılan bir koşuyla, Sedat Evliyazade koşusuyla başlıyoruz galiba, evet, değil evet, mi? Sedat Evliyazade koşusu. Şimdi Sedat Evliyazade'yi çok muhtelif defalar bu Türkiye Jockey Kulübü televizyonundan anlattık. 1800'lü senelerin ortalarında İzmir'de ilk defa Simirna Race Kulüp adıyla bir kulüp kuruluyor ve Türkiye'de ilk at yarışları yapılıyor ve bu işin baş organizatörü Refik Evliyazade. Refik Evliyazade'nin de iki tane çocuğu var, Sedat ve Nejat. Bunlar atlara müthiş düşkün. İyi de tahsil görüyorlar. İşte onların meşhur bir hikayeleri vardır. Paris'te okuldan sınıfı geçmek için işte hocalarının apartmanına 4. kata at çıkardılar falan. O Nebil Özgentürk'ün filmine çizgi roman bile olmuş, çizgi film bile olmuştu. Onun için o hikayeyi tekrar anlatmayacağım ama o hikayede bir şey vardır. Acaba atı tekrar geri indirebildiler mi yahut hikaye doğru muydu diye. Çok söylenmeyen bir şeyi açıklığa getireyim. İzmir'in en eski atçılarından biri, jürolar kadar eski atçılarından biri Kamber Nurbecik vardı ve hemen onun da harası Cennet Harası'nın yanındaydı. Ben bu hikayeyi ondan duymuştum. Kamber amca da çok müthiş, espritüel bir adamdı. Ya çok güzel bir hikaye ama inanmak güçtü. Senelerce inanmadım. Sonra Monsieur Jean diye bir doktoru vardı jüronun. Paris'ten gelir giderdi. Monsieur Jean hikayenin doğruluğunu desteklemişti. Evet, doğruydu. Demişti ki o Nur Kamber amca da bayağı kültürlü falan bir adamdı. Çok uzun süreler atçılık yaptı. Adına da yarış yapılıyordu. Sonra o da kaldırıldı. Öyle de bir hikayeleri var. Sedat Bey uzun süre hem atçılık yapıyor, hem yetiştiricilik yapıyor, hem de Jiro'nun antrenörlüğünü yapıyor. Jiro'nun antrenörlüğünü yaptığı sırada da çok büyük başarılar elde ediyor Jiro. Bu işi çok iyi bilen bir adam. Dediğim gibi Türk atçılığına büyük hizmet yapan bir adam. Bir de Türk jokeylere çok inanıyordu. Ve dolayısıyla atlarına hiç yabancı jokey bindirmemeye çalışırdı. İşte hatırlamazsın sen, Cumhur Taşkıran vardı. Çok önemli bir jokey olacaktı. Kısa sürdü hayatı. Ama senin çok iyi tanıdığın Reşat Mergin, Mümin Çılgın, Kazım Yıldız, İsmail Dinçer, evet. Özellikle İsmail Dinçer, Ekrem Kurt. Onların hepsinin hocası Sedat Evliyazade'ydi. Bir de meşhur bir hikayesi vardır. Yani tesadüflerin insanları nereden nereye getirdiğini ben bugün farklı olarak onu anlatayım. Sene 1955 İzmir'den İstanbul'a vapurla geliyorlar. Vapurda gelirken Sedat Evliyazade orada bir hanımefendinin yanındaki küçük bir çocuğu çok seviyor. Bu hanımefendi Hümeyra Hanım Sultan. Yani ve kızın adı da Hanzade. O kadar çok çocuk hoşuna gidiyor, sevimliliği, yakınlığı hoşuna gidiyor ki Sedat Bey gidiyor Hümeyra Hanım Sultan'a diyor ki müsaade eder misiniz diyor ilk doğacak atıma Hanzade ismini vereyim. Kadın çok memnun olurum diyor ve Sedat Bey hakikaten o günü unutmuyor ve ilk doğan tayına Hanzade ismini veriyor ve Hanzade müthiş başarılar
kazanıyor. Çok başarılı bir yarış atı oluyor. Ve şöyle bir tesadüf daha var. O Hanzade yıllar sonra Sedat Bey'in yeğeni Osman Refik Evliyazade ile evleniyor. Nereden nereye? Yani bir vapurda görülen küçük bir çocuk, ata verilen isim, başarılı bir at ve arkasından da yeğeni Osman Refik Evliyazade, Hanzade Hanım'la evleniyorlar. Sedat Evliyazade 1979 yılında öldü. Yani bu tip insanların hikayelerine sahip çıkmamız ve anlatmamız evet. lazım. Onun için de filme bile konu olmuş olması, arkadaşlarımız Sedat Evliyazade koşusunu tanıtırken haftalık ajandada sevgili Reşat'la sevgili kızımız Ecem'in bu konunun üstüne gitmesi çok hoşuma gitti. Evet, ben de işin bu tarafını anlatayım dedim. Evet, biz de Koşu'ya gidelim. Ve Koşu'da bir sürpriz oldu. Pink Gold, Özcan Yıldırım'da fotofinişten çıkan isim oldu. Koşu'da son 800 metreye girilirken bir numaralı Siverek Diyarı'nın liderliği sürüyor. Aradaki fark yaklaşık bir boy kadar. Dışarıdan 3 numaralı Pink Gold temposunu artırıp Siverek Diyarı'nın yanına gelmeye çalışıyor. Ama Siverek Diyarı bu metrelerde buna izin vermedi. Hatta 600'e doğru yaklaşırken tempoyu biraz da arttırdı. Farkı 1,5-2 boya kadar taşıdı. 3 numaralı Pink Gold ikincilikte, onun 3-4 boy kadar gerisinde. 2 numaralı Mehmet abi en geride. 4 numaralı Power of Kayhan düzlüğe çıkıldı. 1 numaralı Siverek Diyarı rakiplerinin önündeki yerini 2-2,5 boy farkla koruyor. İçeriden 3 numaralı Pink Gold 3-4 boy geriden. 2 numaralı Mehmet abinin bariyer dibinden 4 numaralı Power of Kayhan'ın gayretleri var. 1 numaralı Siverek Diyarı koşuda son 200 metreye 4-5 boy farkla önde girdi. İç kulvardan 3 numaralı Pink Gold 1 numaralı Siverek Diyarı'nı yakalamaya çalışıyor. Koşuda son 100 metre Siverek Diyarı önde. İçeriden 3 numaralı Pink Gold etkili gelmeye başladı. Yine de Siverek Diyarı önde. İçeriden 3 numaralı Pink Gold geliyor, rakibini yakalamaya çalışıyor. İki safkan fotoyu beraber geçiyor. 3 numaralı Pink Gold bir numaralı Siverek Diyarı'nı yarışın bittiği yerde yakaladı. Hangisi kazandı, buna varış hakemleri karar verecek. Evet, günün en çok ilgi gören ismiydi Siverek Diyarı. Uzun süre önde götürdü koşuyu ama baskıyı baştan beri hissettiren Pink Gold vardı. Önce dışarıdan baskı yaptı. Düzlükleri baskıyı içeriden bu kez devam ettirdi ve foto finişlerinde çıkan isim oldu. Ya Pink Gold bir Bosphorus yavrusu. Yani biraz Bosphorus'u da hatırlatıyor doğrusunu istersen. 6'da 3 yaptı. İlk kısa vadeli koşusunu kazandı. Diğer 3 koşusunun hepsinde de tabela. Ama Siverek Diyarı tam kazandım derken öyle bir 200 metre yarış yaptı ki Pink Gold. Dikkat et. Hani 200'den sonra bir at var orada. Yani muhtelif defalar baskı yapmaya çalışması var ama. Falan yaptı ama. 200'den sonra bir bambaşka bir at çıktı ortaya ve baş farkıyla da olsa kazandı. Siverek Diyarı da tam kazandım dediği noktada kaybetti. Denildiği noktada kaybetti. Siverek Diyarı'nın da ön taraftaki yani başlardaki sert temposu sonlarda tabii onun aleyhine de oluyor. Başlarda daha kontrolü gittiği koşularda daha etkili olan bir safkan Siverek Diyarı. Bu çok net. Çünkü Pink Gold'un 800'lerde baskısı yarım boya indiğinde hemen bir hamle daha yaptı Murat. Farkı 1,5-2 boya kadar çıkarttı ve koparayım dedi Pink Gold yarıştan ama hem Özcan hem Pink Gold hiç vazgeçmediler. Ve sonuçta böyle bir tablo çıktı. Son zamanlarda 200 metre olarak bakarsak böyle bir az at gördük. Evet, az. Bakalım buluşmalar devam edecek tabii, buluşmalar tamam. Devam edecek koşularda. Şimdi bir de öbür tarafı tercih eden Gürsoy'un. Ona da bakacağız, oralardan da geleceğiz. Ki o da geçildi. O da geçildi. Şanlıurfa akşamına gidelim. Haliliye Belediye Başkanlığı koşusu vardı. Şimdi Haliliye Urfa'nın, Şanlıurfa'nın bir ilçesi. 2012'de merkez ilçenin ikiye bölünmesiyle ilçe oluyor. Ve Haliliye Belediye Başkanlığı koşusu da ilk defa 2015'te yarış programına konuluyor. Belediye de bu koşuyla bayağı ilgilendi. Evet, Haliliye Belediye Başkanlığı koşusu için Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Ve Tahçı Pehlivan Ferit Yardımcı ile kazandı koşuyu. İç kulvara yakın 4 numaralı Güven Bakan ikincilikte takipti. Dışlarında 6 numaralı Taşçı Pehlivan üçüncülükteydi. Şimdi yaptığı ataklarda ikinciliğe sokuldu 6 numaralı Taşçı Pehlivan. 2 boy kadar geride dışta 7 numaralı Yeşiltaş yanında. 3 numaralı Gökkurt'u izliyorum. 1,5 boy kadar geride 1 numaralı Pekkurt sırasıyla atlar düzlüğe yaklaşıyor.
6 numaralı taşçı pehlivan düzlüğe çıkılırken Yiğit Erdiği aldı. Farkı 2 boya kadar çıkardı bu safkan. İkinciliğe 3 numarada Gökkurt. Üçüncülüğe de 1 numarada Pek Kurt giriyor ve atlar bu sırayla düzlüğe çıktılar. Son 400'ü 2 boy farklı 6 numarada taşçı pehlivan yine önde geçti. İkincilikte dışta 3 numarada Gökkurt var. İçeriden 1 numarada Pek Kurt'un da atakları var. Son 200'e yaklaşılırken 6 numarada taşçı pehlivan 3 boy farklı önde. İkincilikte 3 numarada Gökkurt var. Farkı azaltmaya çalışıyor fakat son 100'e yaklaşılırken fark daha da açıldı. 5-6 boy farklı öne çıktı. 6 numarada taşçı pehlivan son 50'yi de uzak farklı önde geçiyor. 6 numarada taşçı pehlivan Ferit Yardımcı ile koşuyu kazanıyor. 1 numarada Pek Kurt ikinci, 3 numarada Gökkurt üçüncü, 4 numarada Güven Bakan da dördüncü oldu. 6-1-3-4 koşuda sıralama 6 numarada taşçı pehlivan Ferit Yardımcı ile kazandı. İki kurt sıkıştırmaya çalıştı ama Gökkurt'la Pek Kurt hiç oralı olmadı taşçı pehlivan. Her yerde kontrollüydü. Evet. Kolay şimdi kazandı. Taşçı pehlivan güneyin başarılı bir atı. Adana'da 3 koşu koşup Urfa'ya geldi ki o 3 koşunun ikisinde ikinci kalmıştı. Ve Urfa'da da bence rahat bir birincilik elde etti. Ferit de bu sene Urfa'da bu koşuyla 19. Evet. birinciliğini aldı. Arkasından 20'sinde de bir birincilik aldı. Yani Urfa'da 20'ydi ayın 20'si itibariyle Ferit'in birinciliği. Starttan geç çıktı Pek Kurt. Bayağı sıkıştırdı Taşçı Pehlivan'ı. Ama geçemedi. Geçemedi. Kötü de koştu diyemem çünkü ama onun içinde. Çünkü Gökkurt'tan da ikinciliği kurtarırken içeride gayet başarılıydı. Sonlarda evet. Yavaş yavaş ikincilik evet. Ona döndü. Bir gün sonraya gidiyoruz 17 Şubat'a İzmir'e doğru yol alıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlık Psikolojisi için sana var mı diyeceğimiz? Valla yani İzmir için artık o kadar çok şey konuştuk, o kadar çok şey anlattık ki. Türkiye'nin en önemli yeri, atçılık merkezlerinin en eskisi. Ve İzmir Belediye Başkanlığı koşusu da çok uzun yıllardan beri, neredeyse ilk yıllarından beri yapılmakta olan bir koşu. İlk önceleri grup 3 olarak koşuldu. Sonra değişti. 2010'dan bu yana şeyler değişince o grup koşularını azaltın evet. Talimatından sonra A3 koşu olarak yapılmaya başladı. Hatta ilk A3 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu bugün gibi hatırlıyorum. Niye hatırlıyorum? Ferson Selim Kaya ile Adana'dan gelmiş ve o koşuyu kazanmıştı. Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum çok net. Ve bu yıla gidelim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunda formda bir isim. Kumpis'in etkili ismi Kinova Halis Karataş da kazandı. İki boy kadar yaptı. 3 numaralı Bad Wolf ikincilikte. Bad Wolf'un dışında 2 numaralı Yalpagan. İçeride 4 numaralı Kinova. 1 boy geride 5 numaralı Remno sırasıyla son 600 metre geçildi ve viraj dönülmek üzere. 1 numaralı Baba Döker virajı lider döndü. Düzlüğe 2 boy kadar lider çıktı. İçeriden 3 numaralı Bad Wolf'un dışarıdan 4 numaralı Kinova'nın ataklarıyla safkanlar son 400 metreye geçtiler. 1 numaralı Baba Döker liderliğini 1 boy farkla sürdürüyor. İçeriden 3 numaralı Bad Wolf'un dışarıdan 4 numaralı Kinova'nın atakları başladı. Son 200 metreye gelindiğinde dışarıdan 4 numaralı Kinova çok güçlü geliyor. 200'de liderliği alıyor. Kalan metrelerde fark yapmaya başlıyor. Son yüze girildiğinde 4 numaralı Kinova adımlarını şampiyonluk için atıyor. Kupaya yakın olan Kinova kazanıyor. 3 numaralı Bad Wolf ikinci, 2 numaralı Yalpagan üçüncü, 1 numaralı Baba Döker de dördüncü oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu 4 numaralı Kinova Halis Karataş'la kazandı. Kumpis'te çok etkili bir isim Kinova. Etkili düzlük sprintiyle kolay kazandı. Bu mesafede son koşularında etkili olan Baba Döker acaba sözleri vardı koşudan önce ama Baba Döker 300 sonrasında... Şimdi şöyle, 19 koşunun 13'ünde birinci, 4 tanesinde ikinci. Evet. Kinova. Senin dediğin gibi, bu koşuyu ilk önce tamamlayalım. Halis çok iyi sabretti. 200'lere kadar bayağı iyi sabretti. 200'lerden sonra ciddi fark yaparak kazandı. Ve bence de bu grubu her zaman geçer. Evet. Senin dediğin koşudan evvel başka atlara konuşuluyordu. Lafı yalan değil. Gerçekten benim kara kaplı bile Kinova'yı üçüncü at gibi gösteriyordu. Mesafeden dolayı belki de. Sanıyorum. Evet. Yani mesafe puanı, faktör puanları evet. Mesela örneğin Baba Döker'den evet. Düşüktü. Ama genele bir baktığın zaman Kinova'nın bu yarışı farklı kazanacağı gözüküyordu. Ama cazip at aramak durumunda olan, sürpriz aramak arayanlar buraya Kinova'nın yanına at yazdı. Evet, Kinova da çok net bir birincilik elde etti. Acaba dedim Baba Döker Mehmet Kaya'yı aradı mı? Özcan Yıldırım'la buluştu. Mehmet Kaya tabii ki cenazeden dolayı yoktu.
Bakalım Kinova gerçekten kum pistte çok çok etkili koşular yapmaya devam ediyor. İstanbul hafta sonuna geçelim ve Nuri Midilli'yle yandığımız koşuya doğru uzanalım Hasan abi. Şimdi Nuri Midilli 1940-1950'li dönemlerin en önemli atçılarından biri olduğu gibi en önemli de celebi. Yani celep. Evet. Mesela bir yer Akgün abi anlatırdı. Bir yerde de bir yazısı vardı, onu da göstermişti rahmetli. Mesela diyelim ki mezbahadan geçen 3000 tane büyükbaş hayvan varsa en az yarısı Nuri Bey'in, Nuri Midilli'nin elinden geçermiş. Atçılık hayatı da çok başarılı, çok hevesli ve cemiyet hayatının da çok tanıdığı bir isim. Yani her yere girip çıkan, hı, düşünebiliyor musun? O senelerde 1947'de Gazi koşusunu ve Cumhurbaşkanlığı koşusunu kazanmış bir adı var, Adalı. Ayrıca taylığında da Çaldıran koşusunu kazanmış. Çaldıran koşusunu 1946'da kazanmış Adalı. Daha sonra kendi yeri olmadığı için Nuri Bey Adalı'yı satmış. Şadi Bey'e satmış. Şadi Bey de doğrudan damızlık yapmamış, koşmaya devam etmiş Adalı'yı. Bir müddet de o başlamış. Nuri Bey'den sonra oğlu Atilla abi ve geçen sene vefat eden hepimizin çok sevdiği Akgün abi uzun süre ekürüyü devam ettirdiler ama sonra bitti. Evet, Nuri Midilli'yle yandığımız koşuya gidelim ve Son of a Legend koşuyu kazandı Akın Sözenli. 9 numara Son of a Legend ve hemen dışına dolanan 3 numara Enikom 2 ve 3 olarak takibi başladılar. Bu ikili 2 boy kadar geride iç kulvarda 4.lükle 4 numara Golden Tower takip ediyor. Hemen dışında yer tuttu 1 numara Aslan Ağzı. 1.5 boy kadar geride iç kulvarda 2 numara Duke of Kent. Hemen dışında ortada 8 numaralı Sinclair. Onun dışında 10 numaralı Toms bir üçlü oluşturdu. Bu üçlü 2 boy kadar geride altına Zuhat takip ediyor. Bu sırayla son düzlüğe yaklaşıyoruz. 5 numaralı Keşiş koşunun lideri fark 1 boy kadar. Düzlüğe yaklaşılırken 3 numaralı Enikom 2. attı kendini bariyer dibine 3.lükte 9 numara Son of a Legend var. Hemen dışında 1 numaralı Aslan Ağzı. Ortada 8 numaralı Sinclair. Hemen dışında 10 numaralı Toms. İç kulvara yakın. 4 numaralı Golden Tower şeklinde Nuri Midilli koşusunda son 400 geçirdi. Şimdi pistin ortasında yaptığı ataklarla 9 numaralı Son of a Legend geldi. İç kulvardaki rakibi 5 numaralı Keşiş'i yakaladı. Ondan liderliği almaya çalışıyor. Onların dışından 1 numaralı Aslan Ağzı'nın en dış kulvardan kendini gösteren 6 numaralı Zuhat'ın atakları var. İçinde de 8 numaralı Sinclair sırasıyla son 100'e doğru yaklaşıyoruz. Pistin ortasından şimdi 6 numaralı Zuhat geldi. İç kulvardaki rakibi 9 numaralı Son of a Legend yakaladı. Son 50 geçirirken Nuri Midilli koşusunda iç kulvara yakın 9 numaralı Son of a Legend koşunun lideri ve koşuyu da o kazanıyor. 6 numaralı Zuhat, 2 numaralı Duke of Kent ve dış kulvardaki değerli yarışseverler 8 numaralı Sinclair arasındaki tabelin son 3 basamağıyla ilgili karar varış hakemlerine kaldı. 5. koşu Nuri Midilli koşusunu 9 numaralı Son of a Legend jokeyi Akın Sözen de kazandı. Aralıklı koşuyor Son of a Legend'ı. Çok sık pistlerde görmüyoruz ama koştuğu her koşuda da etkili oluyor. Şimdi en son 19 Ekim'de İstanbul'da Atfer koşusunu kazanmıştı. Aradan 4 ay geçtikten sonra piste çıktı. Ve bence Akın Sözen'in çok akıllı binişiyle bu koşuyu kazandı. Bir birincilik daha yaptı ki 17'de 9 oldu birincilik sayısı. Keşiş başlarda tempo yapınca tabelaya bile giremedi. Yani demektir ki o tempo ona yaramadı. Zuhat gerilerde bekledi. Gerilerden hücum etti. Geldi ikinciliği kurtardı. Bana sorarsan Son of a Legend kadar Zuhat, Sinclair ve Duke of Kent de her an kazanabilecek. Evet, Sinclair'de sonlarda biraz orada bir kargaşa oldu. Protesto çıktı ikincilik için ama Sinclair'de şunu gösteriyor herhalde Hasan abi. Çim pist, orta mesafe, İstanbul sezonu başlangıcında hazırım sinyali verdi bu üçüncülüğüyle. Evet. Sinclair ama Son of a Legend kenti de ihmal etme. O da ihmale gelmeyecek bir isim. Adana'ya gidelim. Adana akşamına az önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası koşusunu konuşmuştuk. Bugün Adana'ya gidelim. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası koşusu. Şimdi Adana'da Türkiye'nin en kalabalık 5. ili. Çukurova'nın merkezi ve yine atçılığında başta da söyledim ya en eski yarış yapılan yerlerimizden biri. Bir de Adana'ya içeriye doğru gittiğin zaman madencilik bir şehri de aynı zamanda. Pek bilmezler. Ama hep ben Adana Seyhan Nehri de ortasından geçer. Ama Adana deyince benim aklım hep
buraya gidiyor. Evet, gidiyor. Şalgam suyu, kebap, mumbar, evet. Bici bici tatlısı, halka tatlı. Saymadılar mı bana şimdi bu saatte gece vakti uğraşmayalım. Uğraşmayalım. O zaman koşuya gidelim Hasan abi. Formda bir isim vardı. Mr. Strong Ahmet Çelik'le kolay kazandı. Önde fark 1.5 boy kadar. Timefield takipte. İç kulvarda Mi Bonbon, dışta King Crown takipteki isimler 2.5 boy geride Divine Heart. Onun da 2 boy gerisinde Mr. Strong sırasıyla atlar. Viraja yaklaşıyor. Son 600 geçildi. Dukuhan önde, iç kulvarda Mi Bonbon, orta kulvarda Timefield, dışta ise King Crown. Bir boy gerisinde Dukuhan'ı takip ediyorlar. 2 boy geride Divine Heart. Divine Heart'ın da dışına Mr. Strong geliyor. Son 400 geçiliyor. Dukuhan önde, iç kulvarda Mi Bonbon'un, 2 boy geriden Timefield'in, Divine Heart'ın, King Crown'un, dış kulvardansa Mr. Strong'un atakları var ancak 2 numaralı Dukuhan rakiplerine direniyor. Dış kulvardan 3 numaralı Mr. Strong ikinciliğe giriyor. Farkı azaltmaya çalışıyor. 3 numaralı Mr. Strong geliyor. Dukuhan'ı yakalıyor. 2 boy kadar Dukuhan yine de önde. Mr. Strong'un çabaları var. Son metrelerde Mr. Strong etkili geliyor. Dukuhan'ı yakalıyor. Mr. Strong öne geçiyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu Mr. Strong kazanıyor. Dukuhan ikinci, Divine Heart üçüncü, Mi Bonbon dördüncü oldu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu Mr. Strong Ahmet Çelik'le kazandı. Evet, Adnan ifade etti. Geçen sene olduğu gibi Mr. Strong bu sene de kazandı. Karşılarda yani binlerden viraja doğru gelirken öndeki beşlinin arkasında hiç de oralı olmayan bir Mr. Strong vardı ve düzlükleri dışarı açarak kazandı. Bilmiyorum, tekrar 400'ün oradan, virajın oradan alabilir olur miyiz ama biz de o şey yapalım. Mr. Strong büyük favoriydi. Fakat son 400 dönülürken bile en gerideydi. Atı ve halisi tanımayanlar onu yazmışlar, kaybettik diye böyle yerlerde sürünürken atı ve halisi tanıyanlar ya daha dur bakalım, daha çok su götürür bu yarış dediler ve öyle diyenler haklı çıktılar. Çok güzel bir 400 yarışı güzel yaptı. Güzel 400 yarışı. Ve geldi kazandı. Ben Dukuhan'ı da çok beğendim. Bu mesafede her zaman evet, formda olduğu zaman Dukuhan etkili olan bir isim. Sona kadar öndeydi ama bugün için Mr. Strong iyi bir koşu yaptı ki şu anda ekrana geliyor efendim. En geride izliyoruz ve en dışı aldı Ahmet Çelik safkanını. Öndeki gruptan Dukuhan, yani o öndeki karmaşadan Dukuhan kurtulup kendini öne atıp 2 boyda fark yapmıştı. Ancak diri gelen, etkili gelen bir Mr. Strong izliyoruz. Abi yani sanki çıkmış 400 metre yarış yapıyormuş, evet, gibi. Burada işte tamamen artık kontrol ve ibre dönüyor Mr. Strong'a ve geçen sene olduğu gibi bu yılda kazanan isim oluyor Mr. Strong. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu. Pazar İzmir'de çok renkli görüntüler vardı. Gerçekten kalabalık yarısever kitlesi İzmir Şirin Yer Hipodromu'nu doldurmuştu. Gerek terapi merkezinin açılışı, gerek güzel koşuların olması İzmir yarıseverlerin ilgi odağını bir kez daha Şirin Yer Hipodromu yapmıştı. Bu güzel günde keyifli koşular vardı. İşte ilki geliyor. İzmir Varlık Pası koşusu, kazanan Saad'ın gücü Halis Karataş. 800'e doğru taşıyor. Aradaki fark 1.5 boy kadar. Orta kulvarda 1 numaralı Ağa Persen. Onun 1 boy gerisinde 6 numaralı Saad'ın gücü. Onun dışında 3 numaralı Demirci Efe takipte. Onların yanında 2 numaralı Abdülhan sokulmaya çalışıyor. Dışında 7 numaralı Yeşil Yol. Onların yanında da 4 numaralı Kara Panter geldi. Koşuda son 600 metreye doğru yaklaşılıyor. 5 numaralı Metal Fırtınası önde koşuyor. Son 600'e 1.5 boy farkla önde girmeyi başarıyor. 1 numaralı Ağa Persen'in takibi var. İçeriden 6 numaralı Saad'ın gücünün de. 5 numaralı Metal Fırtınası vali koşusunda düzlüğü önde görmeye çalışıyor. 1 numaralı Ağa Persen buna izin vermedi. 2 safkan liderlik mücadelesi yapıyor. Bu 2 safkanın ortasına da 6 numaralı Saad'ın gücü yerleşiyor. Koşuda son 200'e doğru orta kulvardan 6 numaralı Saad'ın gücü geldi. Liderliği aldı. 1 numaralı Ağa Persen rakibinin yeniden yanına gelmeye çalışıyor ama koşuda son 200'e girildiğinde 6 numaralı Saad'ın gücü farkı 3 boya kadar taşıdı. Gerilerden 4 numaralı Kara Panter'in gayret var koşuda son 50 metreyi artan farkla önde geçen 6 numaralı Saad'ın gücü kazanıyor. 1 numaralı Ağa Persen ve 4 numaralı Kara Panter ikincilik kararını varış hakemlerine bıraktı. 2 numaralı Alptuhan tabelayı tamamladı. 6 numaralı Saad'ın gücü Halis Karataş'ta kazandı. 4 numaralı Kara Panter'le Ekürü start aldı. Çok seviyoruz biri Saad'ın gücü. Geçen de aynı derecede kazanmıştı. Yine güzel bir birincilik geldi ki ben 2017'de Ezire rekabetin şu görüntüyle çok iyi olacağını düşünüyorum Hasan abi. Şimdi 14 koşuda 6 birincilik, 6 ikincilik bir üçüncülük vardı. Bu 15. koşusuydu. 7. birinciliğini elde etti. Bir izbatır yavrusu.
devam edecek gibi değil mi Hasan abi burada? Evet. Sağladın gücü. Her ne kadar ben mesela A Persen'le Kara Panter'in ikincilik mücadelesi de çok güzel oldu ama Sadın gücü aldı başını gitmişti. Yani İzbatur'un belki de en iyi yavrusu olabilir ha. Durum onu gösteriyor. Çok formda bir isim gerçekten Sadın gücü. İzmir'de de çok parti koştu ortada. Ve devam edelim İzmir'de kalmaya. İki önemli koşu, iki önemli ismi andık arka arkaya. Önce Osman Kapani diyelim Hasan abi. Şimdi Kapani ailesi İzmir'in en tanınmış ailelerinden biri. Osman Kapani de avukat ve gazeteci. 9, 10 ve 11. dönemlerde İzmir Milletvekili, Demokrat Parti Milletvekili olarak mecliste bulunmuş, devlet bakanlığı yapmış ve Türkiye Jockey Kulübü'nün içinde bayağı ciddi, kuruluşunda olsun, kuruluşundan sonra bayağı ciddi hizmetler vermiş birisiydi. 60 ihtilalinde Yassıada'ya gidenlerin içinde vardı. Sonra 63 senesinde çıkan bir kararla itibarı iade edilenler arasında Osman Kapani de vardı. Evet, Osman Kapani yandığımız koşuya doğru uzanalım ve koşuyu kazanan için bakalım Kafkaslı Barış Kurdu'yla. Aldığı liderliği son 800 metreye doğru yaklaşırken 1,5 boy farkla sürdürüyor. 6 numarada Dombra takipte, yarım boy geride içeride. 5 numaralı Tahiri onun yanında sokulmaya çalışıyor. 1 numaralı Bavireş 2,5 boy gerilerinde. 3 numaralı Mordane Game onun da 2,5 boy gerisinde. 4 numaralı Red Eye sırasıyla son 600'e yaklaşılıyor. 2 numaralı Kafkaslı 600'e taşıdığı liderliğini düzlüğe de taşımaya çalışıyor. Aradaki fark 1,5 boy. 6 numaralı Dombra takipte. 3.'ye 1 numaralı Bavireş giriyor içeride. 5 numaralı Tahir'i daha sonra 3 numaralı Mortane Game. Düzlüğe çıkıldı. 2 numaralı Kafkaslı 400'e 1 boy farkta önde girdi. Dış kulvardan 1 numaralı Bavireş atak yapıyor. Gerilerden 3 numaralı Mortane Game. Ortadan 6 numaralı Dombra, içerilerden 5 numaralı Tahir'i. 2 numaralı Kafkaslı direniyor. Son 200 metreye 2 boy farkta önde giriyor. En dış kulvardan 3 numaralı Mortane Game'in gayretleri var. O ikinciliğe girip rakibini yakalamaya çalışıyor. Kafkaslı önde, dışarıdan 3 numaralı Mortane Game geliyor. Kafkaslı önde, Mortane Game geliyor. Koşu fotoda bitiyor. 2 numaralı Kafkaslı ve 3 numaralı Mordane Game birincilik kararını varış hakemlerine bıraktı. 6 numaralı Dombra ve 1 numaralı Bavireş arasındaki üçüncülüğü de varış hakemlerine... Gerçekten Barış Kurdu müthiş bir performans Kafkaslı'yla. Çok ciddi rakiplerini geride bıraktı. Hocam ilk 100 metre içinde hemen başa geçti ve koşuyu hep önde götürdü. Koşuyu hep böyle önde götürdüğün zaman yani arkadan gelen tehditlerden her zaman ceza keserler adama. Bir de ben dedim ki artık kazanıyor. O sırada Mordane 200'lerin orada mıydı? Daha hatta biraz daha ilerideydi. Mordane Game öyle bir gelmeye başladı ki Barış dedim yandın yani, geçecekler seni. Baş farkıyla da olsa kurtardı. Mordane Game de müthiş bir sprint attı. İkinci kaldı. Daha iyi yerlerde beklenen Bavireş vardı. Dombra'da onlar da tabelanın diğer sırasında yer aldılar. Osman Kapani yandıktan sonra İzmir Şirinler Hipodromu'nda bu kez Fehmi Simsaroğlu'nun andığımız koşuya gidelim Hasan abi. Şimdi Fehmi Simsaroğlu için de yani neler söylesek azdır. Yani böyle kısa bir iki dakika içinde Fehmi Simsaroğlu'nu anlatmak zor. 1897'de İzmir'de doğuyor. 1936'da atçılığa başlıyor, ciddi başlıyor. O zaman İzmir'in tanınmış iş adamlarından biri. İzmir'de yatırım yaptığı gibi geliyor. Bizim bu hipodromda, bugünkü Veli Efendi Hipodromu'nda Ağırlar Bölgesi'nin karkasında olan bir bölge vardı. Orayı Simsaroğlu harasıydı. Orayı alıyor ve orada bir hara yapıyor. Sonra orayı Jockey Kulübü'ne vermek için yani ucuz bir bedelle de satmak için çok uğraştı ama bazı nedenlerden dolayı olmamıştı. Şimdi orada ne var? Fabrika mı var? Yahut boş arazi mi? Bir şey var galiba. Yahut inşaatlar yapılıyor. Orada da ve ilk böyle müzayede ile Türkiye'de ilk müzayede ile tay satışları, ilk böyle tay satış at satış kataloğu Simsaroğlu tarafından yapılmıştır ve orada yapılmıştır. O Veli Efendi Hipodromu'nun kapısının karşısında yapılmıştır. Çok güzel atlar koştu. Türkiye Jockey Kulübü'nün de en eski üyelerinden biri. 1951 senesinde Jockey Kulübü'nün kuruluşu 1950, 51'de üye olmuş. 1960 yılında Türkiye Jockey Kulübü'nde başkanlık da yaptı.
Valla o kadar çok at koştu ki yani atlamamak için şöyle bir notlarıma bakacağım müsaade edersen. Mesela Bikini 1954'te Çaldıran, 1955'te Gazi, 1956'da Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koşularını kazanmış. Evet, tüm kısmet o tarihlerde bile, yani daha çocukluk herhalde, ben bu bütün yarışları canlı izlemiştim. Gazi koşusunu Ekrem abiyle kazanmıştı. Ekürü'nün diğer bir atı Asalet de üçüncü olmuştu. Sonra Emel ile iki başbakanlık, birer Çaldıran ve Ankara koşusu. Asalet ile Cumhurbaşkanlığı ve Ankara. Yadigar, Pırlanta, Buket, Platin ile kazanılan klasik koşular. 1945'te Levent ile, 1948'de Afacan ile kazanılan Çaldıran koşuları. Tabii bunlar hep İngiliz atı. Peki Fehmi Simsaroğlu hiç Arap atı koşmadı mı? Valla Arap atı da koştu, hem de iyisini koştu. 1953'te Hatay koşusunu kazanan Çayır bir Fehmi Simsaroğlu ekürüsünün atıydı. 1973 yılında vefat etti. Evet. 74'ten bu yana da adına yarış konuldu. Beni sevindiren bir şey, torunu benim can kardeşim, can arkadaşım. Selamlarını getirdim ben de size. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Onur'un hala aynı hız, aynı cesaret ve aynı espriyle atçılığa devam etmesi Onur Yetkin'in. Allah başınızı yapın. Onur abi gerçekten çok büyük bir şans geldi yine tribünde. Ve öyle ki yani kızı da şimdi Kanada'da yaşıyor. 8-9 yaşlarındayken atlarla ilgilenmeye başlamıştı. Şiirler bile yazardı Onur'un kızı. Evet, Fehmi Simsaroğlu'nun andığımız koşu için İzmir Şirin Yer programındayız. Nefesler kesildi. Müthiş bir mücadele oldu ve son sözü söyleyen Utkun Baba Mustafa Çiçek. Oğlumun bariyer dibinden 6 numaralı Rejo'nun gerilerden 7 numaralı Utkun Baba'nın 1 numaralı Graham Pye'nin gayretleriyle düzlüğe çıkıldı. 4 numaralı Külünk Rüzgar son 400 metreyi 2 boy farkla önde girdi. Dışarıdan 7 numaralı Karoğlu'm, içeriden 6 numaralı Rejo'nun dışından 2 numaralı Gürsoy'un en dış kulvardan 7 numaralı Utkun Baba 3 boy geriden 1 numaralı Graham Pye atak yapıyor. Koşuda son 250'dir ortadan 2 numaralı Gürsoy'un dışından 7 numaralı Utkun Baba atak yapıyor. Asfaltta Gürsoy'una geçti, en dış kulvardan 1 numaralı Graham Pye da saldırıyor. Gürsoy Han rakiplere direnmeye çalışıyor. 7 numaralı Utkun Baba, 1 numaralı Graham Pye geliyor. Koşuda son 50 metre dışarıdan Graham Pye, ortadan Utkun Baba geliyor. Koşuyu 7 numaralı Utkun Baba kazanıyor. 1 numaralı Graham Pye ve 2 numaralı Gürsoyhan ikincilik kararını varış hakemlerine bıraktı. 3 numaralı Karaoğlum ve 6 numaralı Rejo için dördüncülük kararını da varış hakemleri verecek. Fehmi Simsaroğlu koşusunu 7 numaralı Utkun Baba Mustafa Çiçek'le kazandı. 3 koldan başlayalım. 1. 3 dayı da tebrik edelim. Müthiş. Birinci olmuş kadar koştular. 2. Starttan geç çıkmasına rağmen Graham Pye o dezavantajına rağmen geldi. Taraklama giren koşuda kendisine ikincilik aldı. Ona da bir alkış. Tabii ki bir alkış da kazanan Utkun'a. Şimdi Utkun Baba dediğin gibi kazandığı için kazanan her zaman haklıdır. Zaten belli ediyordu. Yani bir hatırlıyor musun, bir yarışta Gürsay Han'la Siverek'in yanlar arasına girdiydi. Bu sefer geldi, kazandı. Graham Pye İzmir pistinde 3 koşu koştuydu. Ve bunlardan birini kazanırken ikisinde de ikinci kalmıştı. Yani o da ben boş at değilimi yani gösterdi. 5 boya yakın geçti aslında. Gürsoyan, favori Gürsoyan üçüncü kaldı ama şimdi bir şeyi gözden ırak tutmayalım. Farklar burun baş. Ve üçüncü olan Gürsoyan'la birinci olan Utkun Baba'nın dereceleri arasında sadece 7 salise fark var. Gerçekten çok keyifli, güzel bir mücadele. Yerinde izlemiş yani 3 birincili bir yarış gibi geldi bana. 3 birincili bir yarış gibi geldi diyelim ve bu kez akşama yol alalım. Akşam Adana'ya gidelim. Tarsus Ziraat Odası koşusu vardı Hasan abi. Adana ile Mersin arasında kaldığı için bir türlü il alamayan bir yer Tarsus, bir ilçe. Mersin ilçesi. Evet. Ve Türk atçılığının da ana merkezlerinden biri. Gerek atçıları, gerek haraları açısından. Ben hep Tarsus denilince ilk önce aklıma
Eshab-ı Keyf, yedi uyuyanlar gelir. Senelerce Adana yarışlarının yapılacağı, başlayacağı günün bir gün evveli Cuma günü giderdik. Evet. Orada kurbanımızı keserdik senelerce derken en az 30 sene. 30 yıl olmuştu sana. Evet, en az 30 sene giderdik ısrarla her sene tem ziyaretimizi yapar. Sonra oraları da modernize ediyoruz diye, inşa ediyoruz diye yenilediler. Eski havasını kaybettiler. İşte onların bir sarı otları vardır. Sıcak suyun içine koyarsın, sararır. Müthiş faydalı bir ottur. O kalır aklımda. Sonra dönerken yediğimiz pastırmalı sıcak humuslar. Kleopatra kapısına gitmiş Kasım abi seninle. Şelalesi. Kleopatra kapısına da gitmiştik sanırım tavsiye. Evet. Hatırladım şimdi. Beraber bir ziyaretimizle. Güzel yani, günlerde sana. Bir de Tarsus'ta özellikle tabii yaz ayları değil de kış aylarında karabucakların, eli yeşillerin, kara Mehmetlerin, bizim ekenlerin, galiba hepsi Allah rahmet eylesin. Ne müthiş adamlardı ve bu atçılığa neler vermişlerdi. Tarsus koşusu uzun senelerden beri yapılan bir koşuydu. Tarsus Belediye Başkanlığı koşusu. Ziraat odaları da biz geri kalmayalım diye müracaat ettiler ve ilk defa 2013 yılında programa kondu Tarsus Ziraat Odası koşusu. O koşuyu da Dancing River kazanmıştı. Bu yıla gidelim. Bu yıla gittiğimizde Perhane'yi göreceğiz. Ahmet Çelik'le kazandı koşuyu. Sincap Gül sokuldu. Hemen içinde 2 numarada Külünk Sultan. Bir boy kadar geride. Yine son sırada 5 numarada Sherman Oaks var. Kısraklar bu sırayla son 600'e yaklaşıyor. 6 numarada Tatvan Kızılca ile izerdiğini sürdürüyor. İkinciliği bu meselelerde 4 numarada Perhane girdi. Farkı azaltıyor Tatvan Kızılca ile. 2 boy kadar geriden 3. 3 numarada Sincap Gül girdi ve kısraklar bu sırayla düzlüğe çıktılar. Ortadan gelen şimdi 4 numarada Perhane. İçindeki 6 numarada Tatvan Kızılca'dan kurtuldu. Son 400'ü 2,5 boy farkla önde geçti. İkinciliği 3 numarada Sincap Gül girdi. Farkı azaltmaya çalışıyor. Son 300'ü yaklaşık 3 boy farkla önde geçti 4 numarada Perhane. Pistin ortasında 3 numarada Sincap Gül ikincilikte dıştan 5 numarada Sherman Oaks'un da atakları var. Son 200'ü yine 3 boy farklı önde geçiyor 4 numarada Perhane. 3 numarada Sincap Gül ikincilikte. Dıştan 5 numarada Sherman Oaks'un atakları var fakat son 50'yi de 2 boy farklı önde geçiyor 4 numarada Perhane. Ahmet Çelik'le kazanıyor. 3 numarada Sincap Gül ikinci, 5 numarada Sherman Oaks, 3. 6 numarada Tatvan Kızılca'da 4. oldu. Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı koşusunu 4 numarada Perhane Ahmet Çelik'le kazandı. Evet Doğan abi, Doğan Küçük Emre, önce Mr. Strong dedik, Büyükşehir Belediye Başkanı, şimdi bu koşu. Perhane mükemmel bir form yakalamış. Ali Karabucak koşusunu da kazanmıştı, evet. Değil mi? Evet. Bundan sonra da geldi bunu kazandı ve öyle bir koşu kazandı ki diğerleri hakkında konuşma şansımız kalmadı. Kolay birincilik geldi. Devam ediyoruz Adana'da kalmaya. Ergenekon koşusu vardı Hasan abi Adana'da aynı gün. Valla Ergenekon koşusu için bilmiyorum bir... VTR'miz vardı. Onu kullanabilecek miyiz? Kullanamayacak mıyız? VTR'miz yok Ergenekon'a. Biz konuşalım üzerine. Biz konuşalım. Şimdi Ergenekon Orta Asya'daki Türklerin Orta Asya'daki efsanevi ana yurduna verilen isim. Tabii tam neresi olduğu hakkında muhtelif fikirler var. Doğrusunu istersen hangisi doğrudur denemez. Ben evvelki sene çok merak etmiştim. Bayağı da zaman ayırmıştım. Çok çeşitli yerler, hatta böyle eski haritalar falan bulmuştum. Bir türlü eski Ergenekon'un tam nerede olduğunu çıkaramamıştım. Ama Altay Dağları'nda bir bölge olduğu, oralarda bir yer olduğu gerçek. Sonra düşündüm ki yani böyle neresi olduğu bilinmeyen, gerçi eski Türklerin ana yurdu ama... Böyle bir yer adına koşu konulmasının nedenini sonra da program komitelerinde çalışmış bir abim demişti ki o koşu Ergenekon destanını hatırlatmak için konulmuş bir koşudur ve çok uzun zamanlardan beri yapılan bir koşudur. Ergenekon destanı koşusu olsa belki daha farklı olabilmiş. Evet. Ha, bu arada şeyi söyleyeyim. Mesela Giresun Trebolu'nun bir köyü var adı Ergenekon. Evet. Şişli'nin bir semti var, Ergenekon. Öyle yerler de var ama bu koşu destan. Ergenekon destanı üzerinde. Koşuya gidelim. Grup 3 mücadelede Poyraz Ateşi formda çok iyi Ahmet Çelik'le kazandı.
Azalan farklara rağmen yine önde ikincilikte bir numaralı Asaletli yakın takipte. Asaletli'nin hemen dışında 4 numaralı Poyraz Ateşi. Daha sonra iç kulvara yakın 2 numaralı Harput Hanı. Dışlarında 5 numaralı Şahin Göz sırasıyla atlar düzlüğe çıkıyor. 3 numaralı Kathan düzlüğe de bir boy farklı önde çıktı. İkinciliğe dıştan yaptığı ataklarla 4 numaralı Poyraz Ateşi girdi. Hemen yanında 1 numaralı Asaletli. Bu metrelerde 3.lükte kaldı. Daha geriden dıştan 5 numaralı Şahin gözünde atakları var. Son 200'e yaklaşılırken 3 numaralı Kathan bariyer dibine doğru yaklaştı. 1.5 boy farklı önde. İkincilikte 4 numaralı Poyraz Ateşi var. Farkı azaltmaya çalışıyor Kathan'la. Fakat son 200'e yaklaşılırken yine 2 boy farklı önde 3 numaralı Kathan. Son 200'ü de bu farklı önde geçiyor. 4 numaralı Poyraz Ateşi ısrarla öndeki Kathan'ı yakalamaya çalışıyor rakibine. Biraz daha yaklaştı Poyraz Ateşi. Şimdi farkı azaltıyor. Dıştan geliyor. 4 numaralı Poyraz Ateşi lider diye alıyor. Poyraz Ateşi kazanıyor. 3 numaralı Kazan ikinci, 1 numaralı Asaletli üçüncü, 2 numaralı Harput Hanı da dördüncü oldu. Ergenekon koşusunu 4 numaralı Poyraz Ateşi Ahmet Çelik'le kazandı. Kathan kurtaramadı. Gitti ama öyle bir inatçı Poyraz Ateşi vardı ki son metreler Kathan için çok zor oldu Hasan abi. Şimdi Zadik, bana sorarsan koşuyu nasıl gördün? Kathan'ın bir hedefi vardı. Toplamda 9. Ard arda 4. Evet. Koşuyu kazanmak. Atın formuna bir diyeceğimiz yok. Öyle bir tempo koydu ki uzun süre kazanacağını gösterdi. 1800 ama metreye gitti ama. 1900 metrelik yarışı ilk defa koşuyordu. Evet. Bu tempo 1900 metreye yaramadı. Daha evvel bir kere bu mesafeyi koşmuş ve üçüncü kalmış olan Poyraz Ateş'e geldi, çok güzel şekilde kazandı. Ahmet de çok formda, Ahmet evet. Çelik de çok formda. Hatasız bindi ve geldi son metrelerde Kathan'ı geçti. Evet, Kathan ikinci. Diğer atların mücadelesi üçüncülük mücadelesi oldu. Şanlıurfa'ya yol alıyoruz. Şanlıurfa'da hafta başında bir koşu ekrana gelecek. Maiden mücadele. Günlük koşuydu. Şimalim koşuyu kazandı ve kardeşimiz Muhammed Çakmak da hem safkanın ilk birinciliği olurken Muhammed Çakmak'ın da kariyerin ilk birinciliği geldi. İzliyoruz. 6 numaralı Lady Sanak dışta. 2 numaralı Boğaç Kız önlere gelmeye çalışıyor. 8 numaralı Şimalim önde, 1 numaralı Bezirgan Kızı ikincilikte, 5 boy geride dışta 2 numaralı Boğaç Kız, iç kulvarda 9 numaralı Usta Kız, daha sonra 7 numaralı Rüzgar Pınarı ve iç kulvarda 6 numaralı Lady Sağnak var. 8 numaralı Şimalim son 600'ü önde geçti, fark 3 boy, 1 numaralı Bezirgan Kızı ikincilikte, Şimalim temposunu yükseltti, farkı 4-5 boy yaptı. 1 numaralı Bezirgan Kızı ikincilikte, daha geride Uslu Kız, Rüzgar Pınarı, dışta Boğaç Kız, en dışta 5 numaralı Kibella Sultan önlere gelmeye çalışıyor, ortalarda Yürüsur Hat bariyerinde Güneş Güzeli var. 8 numaralı Şimalim 5-6 boy farklı önde, 1 numaralı Bezirgan Kızı bariyer dibinde ikincilikte, ortada Uslu Kız, iç kulvarda Güneş Güzeli, yine Rüzgar Pınarı, yanında Yürüsur Hat, en dıştan 5 numaralı Kibella Sultan atakları var, ancak uzak farklı 8 numaralı Şimalim son metreleri önde geçiyor. 5 numaralı Kibella Sultan da ikinciliğe sokuluyor. Son metrelerde 8 numaralı Şimalim uzak farklı önde. 5 numaralı Kibella Sultan'ın atakları var, ancak 8 numaralı Şimalim koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Kibella Sultan ikinci. 4 numaralı Güneş Güzeli üçüncü. 7 numaralı Rüzgar Pınarı dördüncü oldu. Şanlıurfa'da birinci koşuyu 8 numaralı Şimalim Muhammed Baran Çakmak'la kazandı. Muhammed Baran Çakmak da ilk birinciliğini elde etti. Şimalim de meydandan çıktı. Kalsın mı biraz Muhammed Baran Çakmak kardeşimizin ilk birincilik, Safkan'ın da ilk birinciliği. Denk geldi. Önce attan bahsedelim. Evet. Şimalim'i sen tanıyor muydun, hatırlıyor musun? Bir koşu gördüm ama çok da performans. Şimdi İstanbul'da yarış hayatına başlıyor. Hı. Altıncı kalıyor. Sonra Ankara'ya götürülüyor. Ankara'da iki koşu koşuyor. İkisinde de 11. oluyor ama bir tanesi en geri. Sonra aradan işte 85 gün geçiyor. Urfa'da meydana çıktı ve geldi, uzak ara kazandı. Demektir ki atın bir problemi vardı. Problemini çözdüler. Böyle koşarsa Şimalim daha çok koşu kazanır. Çocuğu nasıl buldun? Senin Muhammed dediğin gibi Muhammed Baran Çakmak. Daha evvel 19 kere at binmiş. Sadece bir tane üçüncülüğü vardı. Burada geldi, hiç adeta elini oynatmadı. Bilmiyorum, ilk başlarda bir oynattım. Orada bir yani hiç kamçıyı ellemedi bir kere. Hiç kamçıyı ellemedi. Bir de tabii ilk defa yarış, 20. koşusu ilk defa yarış kazandı. Dikkat et, boyuna sağdan soldan arkasını kontrol ediyordu. Ama ona biz buradan bir abileri olarak diyelim ki, bir dedeleri olarak ben diyeyim ki, evlat ne olur
sevincini attırdıktan sonraya sakla. Biraz belki orada heyecanlandı. Ki aynı gün son koşuda da bindiği safkan, 15 numaralı safkan, son 20'ye kadar öndeydi. Neredeyse evet, aynı şimdi gün... Aprantilerin biliyorsun avantajları var. 5 kilo avantajı var. Aprantiler bol atılabiliyor. Bu çocuk da bundan sonra bu birinci... Ganyan'a da 31 lira 35 kuruş verdi. 35 kuruş bu arada. Onu da söyleyeyim sana. Herhalde daha çok at binecektir. Umarız. Yol açık olsun. Daha dikkatli olsun dedi Hasan abi. Geçelim Adana'ya. Süpan koşusu vardı Hasan abi. Şimdi Süpan koşusu. Süpan koşusunu bazıları der ki işte Süpan Dağı var. Çok meşhur bir dağımız. Onun adına yapılıyor. Hayır, o zaman Ağrı Süpan Dağı koşusu olur. Mesela Ağrı koşusu yok. Ağrı Dağı koşusu var. Süpan... çok önemli bir kısrağımız. 1962 doğumlu baba Gerselius, meşhur Gerselius. Anne Serenissima ve Seyfi Çınar yetiştirmiş. Ama ben çok iyi hatırlıyorum, çok iyi biliyorum. Başından sonuna kadar Talha Dinçel koştu. Ve Talha Dinçel'le Süpan 1964 yılında çaldıran, 65 yılında dişi tay deneme ve kısrak koşularını kazandı. Sonra 1966'da haraya alındı. Anneliği de kötü değildi. İlk yavrusu Morfia, son yavrusu Hicran. Son üç yavrusu da Talha Bey'in oğlu Şükrü Dinçel, sevgili kardeşimiz. Şükrü Dinçel koştuydu. Bu koşu çok uzun senelerden beri orada yapılıyor. Adana'da yapılıyor yani ve Adana'nın en önemli koşularından biri. Evet, Adana'ya gidiyoruz Süpan koşusu için. Üç mücadeleye formda bir isim. Oğlum Berat'ım kazandı Akın Sözen'le. 6 numarada oğlum Berat'ım da önlere sokuldu. 2,5-3 boy kadar geride 3 numarada Çet. Çet'in 1,5 boy kadar gerisinde yine son sırada 4 numarada Cihan Pehlivan'ı var. Taylar bu sırayla son 600'ü geçmek üzere. 2 numarada Ardalı. 1 boy farklı önde. 7 numarada Sefir Bey şimdi yaptığı ataklarda Ardalı'ya yaklaşmaya çalışıyor. Dışlarında 1 numarada Ak Yıldırım. Yanlarında 6 numarada oğlum Berat'ım sırasıyla Taylar düzlüğe çıktılar. Son 400 geçilmek üzere. 2 numarada Ardalı. 2 boy farklı önde. Ortadan 7 numarada Sefir Bey. Sefir Bey'in dışından 6 numarada oğlum Berat'ımın atakları var. 6 numarada oğlum Berat'ım şimdi yaptığı ataklarda ikinciliğe sokuldu. Ardalı'ya yaklaşıyor. Rakibini yakaladı. 6 numarada oğlum Berat'ım. İçeride 2 numarada Ardalı mücadeleyi bırakmamaya çalışıyor. Son 200'ü yarım boy farklı 6 numarada oğlum Berat'ım önde geçiyor. Farkı açıyor 6 numarada oğlum Berat'ım. 1,5 boy farklı öne çıktı 6 numarada oğlum Berat'ım. Akın Sözen'le Süpan koşusunu kazanıyor. 2 numaralı Ardalı 2. 7 numarada Sefir Bey 3. 5 numarada Just Eagle'da 4. oldu 6 numarada oğlum Berat'ım. Akın Sözen'le kazandı. Elias Hasan abi çok formda bir oğlum Berat'ım var Akın Sözen'le. Evet. Yine kazandı. Şimdi... Bu toplamda 5. 15. koşusu. Toplamda 5. arka arkaya 3. 1.'li. Arka arkaya 3. 1.'li. 3 tane de 2.'li, 3 tane de 3.'lü falan var. Ama konuyu Adana kum pistine götürürsek Adana kum pistinde 5 koşu koşmuş, 3'ünü kazanmış, ikisinde de 2. kalmış. Yani konuyu sona ve Adana kum pistine getirsek. Ama doğrusunu istersen Akın'ın da çok sabırlı bildiğini, iyi yerde hücum ettiğini ve benim şahsi fikrime göre de rahat kazandığını söyleyebilirim. Tabii bu arada starttan gecikmeli çıkmasına kadar, koşuyu sonlara kadar force eden Ardalı'ya da kötü koştu diye. Evet, o da güzel mücadele etti en azından kendi adına. O da uygun grupta kazanacak. Her an kazanabilir. Son koşuya gidelim Adana için. O gün Adana'da son koşu çok güzel mücadeleye sahne oldu. Foto finişte biten bir mücadeleydi. Son sözü söyleyense Mehmet Akyavuz'da start alan Ezber Bozan oldu. 7 boy kadar gerisinde 6 numarada Galop to West 3.'lükte. Galop to West'in 4 boy kadar gerisinde 2 numarada Apico Dora. Daha sonra 7 numarada Ezber Bozan sırasıyla safkanlar son 600'ü geçtiler. 3 numarada Matiz liderliğini sürdürüyor. Fark 1,5 boy kadar. 1 numarada Özdemir ikincilikte. 5 boy kadar geriden 6 numarada Galop West'te önlere yaklaşma çabasında. Safkanlar düzlüğe çıktı. Son 400 geçirmek üzere 3 numarada Matiz. Son 400'ü de yine az farkla önde geçti. Bariyer dibine doğru geldi. 6 numarada Galop West ikincilikte farkı azaltıyor Matiz'de. Daha geriden dıştan 1 numarada Özdemir'in yanından da 2 numarada Apico Dora'nın en dıştan da 7 numarada Ezber Bozan'ın atakları var. Şimdi 6 numarada Galop West yaptığı ataklarda Matiz'den kurtulup liderliği aldı. Onun dışından 2 numarada Apico Dora dıştan 7 numarada Ezber Bozan'ın atakları var. 6 numarada Galop to West önde. Dıştan 7 numarada Ezber Bozan. Yanından da 2 numarada Apico Dora geliyor. Galop to West önde dışarıdan. Ezber Bozan geliyor. Fotoda rakibini yakalıyor.
2 numaralı Apico Dora'da 3. oldu. 6 numaralı Galop Duest mi? Yoksa dıştaki 7 numaralı Ezber Bozan mı kazandı? Birazdan fotoda göreceğiz. Evet, şimdi Hasan abi benim anlamadığım bir konuya bak. Ben pek kafam almıyorum. Matiz Özdemir temposu yani baştan sona düzlüğe kadar birbirlerinin sanki bir, yani ikisi koşuyormuş gibi. Sonra biri 7. kaldı, biri 9. kaldı. Beraber koşuyormuş sanki. Başta Safkan yokmuş havasında başladılar düzlüğe kadar. İkisine de yaramadı tabii o tempo. Ya şimdi dedi ki iyi bir yere parmak bastın. Ben koşuyu seyretmeye başlayınca o tempoyu görünce şimdi hatırlamıyorum ekürü yok. Yok. Hemen programı elime aldım. Baktım ki bunlar bir atların ekürüsü mü? Hatta antrenörlerinden gittim. Galiba Matiz'in veya şeyin antrenörüyle Galop to West'in antrenörü aynıydı ama yani ekürü falan değiller. Evet. Antrenörlerinin aynı olması var. Hani acaba birilerine fedai mi yani koşuyorlar gibi çok, oldu. Çok ısrar ettiler. Ama sonra da düşündüm ki şeyi düşünmüş olabilirler. Ya bir de mesela Matiz düşünmüş olabilir. Özdemir de onun arkasına takılmış olabilir. Biz gidelim büyük tempo kuralım, arkayı dağıtalım. Yani Matiz koşunun birinci derecede favorisi öndeki Safkan. Evet. Şu anda yanına gelen Galop to West'te en ciddi rakip ama Özdemir sonra zaten dediğiniz gibi kenara doğru dışarı doğru geldi. Burada da Galop to West hani tam artık önde durdu Matiz. Ben koşuyu kazanayım dedi ama çok güçlü gelen bir Safkan'a, Ezber Bozan'a tam aynada yakalandı ki hani bu temponun, bu ciddi temponun da sonunun böyle bir şekilde bitmesi doğal Hasan abi değil mi Hasan? Yıllardır. Evet yani. Böylesine bir şey yani olacak. Yani işte dediğim gibi bizim hani bazen tavşanlık falan filan diyoruz ki ya atına çok güvenirsin, bu tempoyu kurarsın, arkayı tam dağıtırsın. O arada atı önde dinlendirmek diye bir şey vardır. Yani bazıları ya bu otomobil mi ayağını gazdan çek dursun gaza basıyı gitsin. Öyle değil. Atı bir önde dinlendirmek usulü vardır. O fırsatı kendine yaratırsın. Arkadakiler gelmeye başladığı anda tekrar basar gidersin kazanırsın. Böyle kazanan atlarımız hala bol sayıda var. Dikkat ettim ben. Bir de Apico Dora starttan gecikmeli çıktı. Evet. Ona rağmen doldurup geldi. O da üçüncü kurtardı. Ortada evet, başboyun üçüncü kaldı. Çok enteresan bir koşu oldu efendim. İstanbul Veliefendi podumundan. Yani burada şöyle bir şey söylemek lazım. Matiz ve Özdemir'e o tempo yaramadı. Yaramadı. İstanbul Veliefendi podumuna gelelim. Son iki koşu buradan gelecek. Önce Paşabahçe koşusu. Evet. Şimdi Paşabahçe... Ben sizden, Hasan pardon. Vapur görüntüsü var mı? Yok mu? Ah. En sevdiğim vapurdu Paşabahçe vapuru. Şimdi şeyde duruyor. Paşabahçe ile Çubuklu arasında bir yerde şu anda istirahatte Paşabahçe. Adaya giderdi değil mi Paşabahçe? Adanın vapuruydu. Şimdi Paşabahçe İstanbul'un Anadolu yakasında Beykoz ilçesinin bir semti. Burada hayat 16. yüzyıldan bu yana varmış ve işin tuhaf tarafı, güzel tarafı belki de burada hep Türkler yaşamış. Ve eskiden Paşabahçe'nin tarihine bakıldığından 300 nüfuslu bir mahalle olarak gözüküyor. Semtin ismi de bir tane camii varmış. O arada bu Padişah Deli İbrahim'in sadrazamı Hazarpare Ahmet Paşa burada gelmiş bir konağımsı bir ev yaptırmış. Saray falan diyorlarmış ama yani konağımsı bir ev yaptırmış. Paşabahçe'de de hamam falan yokmuş. Paşa evinin yahut konağının bahçesine bir de hamam yaptırmış ve o hamamdan mahallenin sakinleri faydalanıyormuş. Tarihçiler kitaplara Paşabahçe'nin isminin buradan bu geldi. Hamamın olduğu bahçeden yani paşanın bahçesinden geldiğini yazmışlar. Sonra orada şişe cam fabrikası açılınca hem Paşabahçe'nin nüfusu hem de geliri artmış oldu. Evet. Biz de vapurundan gittik yola ki 3 vapur. Dolmabahçe, Fenerbahçe, Paşabahçe. Bu üçlü gerçekten müthişti. Onlar tabii Paşabahçe ile sadece isimleri var. Paşabahçe'ye gel. Boğaz vapuru değillerdi. Yani hatırlarım ada vapuruydular. Genelde adaya çalışırlardı. Koşuya gidelim efendim. Formda bir isim Şahin Ter. Nefes kesen mücadelede kazanan isim oldu Mehmet Kaya ile. Parçası bunun dışında 4 numaralı Başteklavi 2 boy gerisinde 2 numaralı
İki boy gerisinde bariyer dibine yakın orta kulvarda 2 numaralı aslan parçası var. Dışında 9 numaralı Saraybosna sırasıyla safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. Farklar azalmış olsa da 7 numaralı Kırkpınar yine yarım boy kadar önde. 1 numaralı Şahinter'in takibi sürerken bunların hemen dışına 8 numaralı Merih geldi. Daha sonra bariyer dibinde 10 numaralı Selçuklu Bey sırasıyla koşuda son viraj dönülüyor. 7 numaralı Kırkpınar virajda çok az farklı önde dönerken dışından Şahinter, bunun dışından da 8 numaralı Merih asağa kalktı ve son 400 metreye girildikten sonra liderliği orta kulvardaki 1 numaralı Şahinter asfaltla alırken dışına da 8 numaralı Merih geldi ve dış kulvardan gelen 8 numaralı Merih içindeki 1 numaralı Şahinter'le birlikte birincilik mücadelesi yapmaya başladı. Diğer safkanlar bu metrelerde biraz geride. Birincilik mücadelesi iki at arasında. İçeride 1 numaralı Şahinter, dışında 8 numaralı Merih. Hangisi kazanacak son 100 metre? İçeride Şahinter, dışında Merih. 1 numaralı Şahinter kazanıyor. 8 numaralı Merih ikinci oldu. 11 numaralı Tibet üçüncü olurken dördüncülük içinde 12 numaralı Tumbul Zele ve 2 numaralı Aslan Parçası fotoyu beraber geçti. Birinci koşuyu 1 numaralı Şahinter Mehmet Kaya ile kazandı. Düzlük mücadelesi diyebiliriz Hasan abi. Şahinter yine iyi çıkmadı ama bu kez 400'lerde liderliği aldı geçen yarışların aksine. Merit de dışına geldi. Bu ikilinin mücadelesi aynaya kadar devam etti. Şahinter evet, formda yani, kazanmaya devam ediyor. Tabii bu arada hemen şeyden de bahsetmek lazım. Yani koşuyu hemen uzun süre force eden Kırkpınar'dan da bahsetmek lazım. Evet. Kırkpınar'ın da bu koşuyu force etmesi ve temposu kesince sonlarda ancak 6. olabildi. Evet. Koşunun plase atıydı. Birinci veya ikinci plase atıydı Şahinter. Rakibiydi. Ama Merih'in rakibiydi yani. Şu anda ikili önde. Birinci ve iki, üçüncü sıradaydı. Pardon düzelteyim. Üçüncü sıradaydı Şahinter. Altılı Ganyan favori tablosu. Merih birinci sıradaydı. Güzel evet. Bir mücadele oldu aynaya kadar. Ya müthiş bir mücadele oldu. Merih'i boyun farkıyla da olsa ikincilikte evet. Bıraktı. Ama şimdi koşunun favorisi niye Merih'ti? Niye ikinci plase atı yahut plase atı Şahinter'i tartışmak lazım. Merih hep sert yarışlar üst koşuyor. Grupla. Hep sert yarışlar koştuğu için de bir de daha evvel de o tip yarışlar kazanmış olduğu için bence favori çıktı. Hani form durumuna bakarsan forma göre Şahinter kazanmış. Faktör puanında Şahinter öndeydi ve o performans ama boyun farkı bu demektir ki Merih de çok iyi koştu. Şunu söyleyeceğim sana. Yani Şahinter kazandı, alkışlar ona çok formda falan da Merih 27 Mayıs'tan bu yana kazanamıyor ama hep sert koşuların içinde bir gün bir patlayacak şey bayağı yani şeytanın bacağını kıracak ya işte dişini kıracak bir şey öyle bir laf vardı. O zaman biz o tam o size yani şanssızlığı zaman yenecek diyelim. Tam o size uygun bir koşuyla son görüntümüz gelsin ekrana efendim ve bir şanssızlık yaşıyordu. Kınalı Kuzu gelip kaybediyordu. Bu kez Mazlum Pir Demir ile şanssızlığını kıran isim oldu. İkinciliğe kadar sokuldu. İki boy kadar gerisinde 2 numaralı Maviş Hanım sahasında, 8 numaralı Acı Kahve, 2 boy kadar geride Ortaza, 12 numaralı Rabat Güzeli, içinde 7 numaralı Buharalı, 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Durden, dışında 1 numaralı Kınalı Kuzu, daha sonra bariyer dibinde 3 numaralı Azat Kuşu, 2 boy kadar geride de 4 numaralı Dil Şeker sırasıyla viraj dönüldü. 11 numaralı 7 İklim son 400 metreye doğru da 1,5 boy kadar önce, dıştan 9 numaralı Canım Çiçek, onun dışından 8 numaralı Acı Kahve atağa kalkıyorlar. Daha geriden en içten 3 numaralı Azat Kuşu'nun yanından da 2 numaralı Mavi Şarım'ın aralardan 6 numaralı Durder'in de atakları da safkanlar son ikiz olur. Yaklaşırken en dış kulvardan da 1 numaralı Kınalı Kuzu ve 4 numaralı Dil Şeker birlikte atak yapıyorlar. Şimdi orta kulvarda 6 numaralı Durder'in en dışta 1 numaralı Kınalı Kuzu yanında 4 numaralı Dil Şeker mücadelesi var. Bunlardan 1 numaralı Kınalı Kuzu hakim oluyor. Bariyer dibinden de 6 numaralı Durder'in geliyor. Kınalı Kuzu ve Durden. İki safkan fotoyu beraber geçti. 4 numaralı Dil Şeker 3. oldu. 8 numaralı Acı Kahve'de koşuyu 4. olarak bitirdi. 1 numaralı Kınalı Kuzu mu? 6 numaralı Durden mi kazandı? Karar barış hekimlerinin. Nefes kesen mücadelede şanssızlık kırıldı. 1 numaralı Kınalı Kuzu nihayet kazandı. Evet çok güzel koştu. Çocuk da çok güzel bindi. Müthiş iyi güzel bindi. Mazlum. Muhammed Pir yok. Mazlum Pir Demir. Mazlum Pir Demir. Genç kardeşlerimiz isimleriyle böyle dikkat çekiyor. Evet görüntüler bu şekildeydi efendim. Bakalım 30 yıl önce ne oldu Hasan abi? Senden? Baktım mı diyeceksin. Baktım tabii. Vali koşusu.
Yine bu haftaya rastlamış. İzmir Vali Koşusu. Koşunun favorisi. O zaman bir grup 2200 metre olarak yapılıyor Vali Koşusu. A grubu Arap atlarına mahsus. Ve koşuya 6 tane Arap atı katılıyor. Koşunun favorisi Hüsnü Aykın, Bahadır 1'i. 2 numaralı Bahadır 1. Jockey de Sedat Okumuş. Start toplu olarak veriliyor. Ve Süleyman Aktığ'ın bindiği sipahi hemen numarayı alıyor. Ama daha 300 metre olmamışken Bahadır çok formda. Bahadır geliyor, arttırıyor ve numarayı alıyor. Ve ondan sonra Bahadır'la devam ediyor. Son viraja kadar sipahi onun takipçisi. Tam son viraj dönüldüğü zaman Akın'ın bindiği Arslan Bey ikinciliğe giriyor ve ciddi şekilde zorluyor. Bahadır 1'i zorlamaya başlıyor. Tribünlerde herkes Arslan Bey'in o gün favori Bahadır 1'i geçeceğini düşünürken bir de bakıyoruz ki Sedat sanki yarışa yeni başlıyormuş gibi bir tempo daha veriyor ve Bahadır 1 o gün 2200 metreyi 2.36.53'lük bir dereceyle Arslan Bey'in 3 boy önünde kazanıyor. Bahadır 1'in orijini de Seklevi 10.66 ve Mebruki 65 o günlerin en favori orijinlerinden biri. Ganyan'ı da 1 lira 5 kuruş veriyor. Olduğunun zaten koşu anlatımından da anlıyoruz Hasan abi. Evet, koşular ekrana geldi. Ekip haftanın koşusu, atı, jockey'i ve aprantisi bakalım neyi seçti? Bu hafta çok şey olmadı. Tartışma olmadı. Ben jockey'de olur diye düşündüm aslında. Yok, haftanın koşusu olarak Ergenekon koşusu seçildi. Haftanın atı olarak Poyraz Ateşi seçildi. Haftanın jockey'i olarak Ahmet Çelik seçildi. Akın Sözen zorlar. Haftanın aprantisi de Mazlum Pir Demir seçildi. Son güne kadar Muhammed Baran ilk kazanının seçileceğini düşünürken bu Kınalı Kuzu'yu çok iyi bindi. Mazlum Pir Demir seçildi Afra'nın aprantisi. Şeylerde pek bir değişiklik yok. Yani pek bir değişiklik değil, hiçbir değişiklik yok. Gene en çok kazanan atlar 1, 2 ve 3 numaralı atlar. Ama bu hafta bizim ölçülerimize giren 60 koşuda, yani 8 ve daha çok atın koştuğu koşunun sayısı 60. 60 koşunun 12 tanesini 1 numaralı atlar kazanmış. Ve aynı şekilde yine 60 koşunun 10 tanesini 3. kulvardan çıkan atlar kazanmış. Evet, kulvarlara bakalım. Evet, burada. Bu hafta 11.lik var 3. kulvarda. Evet. 3 sonra 6 sonra 1. kulvardan çıkan atların bazı haftalar makas kapalıyor, bazı haftalar makas açılıyor ama bu hafta gene 1 numaralı atlarla 3 numaralı kulvardan çıkan atların daha başarılı oldukları bir hafta izledik. Jokeyler ise sene başından bu yana 687 koşu yapılmış. Bunun 32 tanesini Halis Karataş, 26 tanesini Özcan Yıldırım, 25 tanesini Akın Sözen, 24 tanesini Mustafa Çiçek, 23'er tanesini de Müslüm Çelik ile Kadir Tokaçoğlu kazanmışlar. Halis lider. Nispeten daha da az at binmesine rağmen yine 32 birincilik. Allah nazardan saklasın. Hepsine kazandı. Bu arada da Halis de 30 seneyi tamamladı. Evet, değil mi? 87. Allah sağlık versin. Ben Halis'i 6000'e de çok yaklaştı. Bugün yarın 6000'i de tamamlar. 6000 birincilik. Evet, müthiş. Bindiği yarış sayısı 22.000'den fazla. Kolay kolay erişilmeyecek de bir rekora sahip olur. Dediğim gibi Allah kaza bela vermesin. Allah nazardan saklasın. Bu arada çok 2 ay bitti, henüz atbaşı yok. 2 ay bitti, atbaşı yok. Evet. Yani 2017 henüz atbaşı görmedim. Atbaşı daha rastlamadık. Ya ben atlamadıysam yok. Rastlamadık. Yok, henüz atbaşı yok. Takipteyim. Evet. İyi ki bu at yarışı var. İyi ki var. Efendim, Şubat ayının son haftaya bakış programını gerçekleştirdik. Gelecek hafta sağlığımız el verirse burada sizlerle Mart ayının ilk haftaya bakış programını yapmak istiyoruz. Sizlere konuk olmak istiyoruz. Ben sözü kapanış için her zaman olduğu gibi Hasan Saydam'a bırakıyorum. Efendim, size Allah'a ısmarladık demeden evvel lütfen kabul edin. Yıllardan beri söylediğim bir sözü tekrar hatırlatayım. At yarışı sporun en asilidir.
At yarışında keyif vardır, zevk vardır, heyecan vardır. At yarışı müşterek bahisi küçük paralarla büyük paralar kazanmak için en kolay yoldur. Ama unutulmaması gereken bir şey vardır. At koşar, baht kazanır. Öyleyse bahtınız açık, şansınız bol olsun efendim. Hoşça kalın.